rib. And you go. He? Tamam, ben kaçar. Hadi görüşürüz. Gidiyoruz işe. Oo, hava güzelmiş ya. Tam mangallık hava. Şuraya bak ya. Güzel hava. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada bu BMW'yi kullanmıyoruz. Diğer arabayı alacağız. Hemen diğer arabayı da alıp doğru işe. Evet dostlar. Şöyle arabayı da çalıştıralım. Şöyle göstereyim. Evet. Hadi. Bay bay yapalım evimize. Sonra da buradan yavaş yavaş göçelim. Evet. Yaklaşık tam belli değil ama bir ayı geçik bir süre bu aracı kullanacağım işe gidip gelirken. Bu araç bilenleriniz biliyordur. Bu araç bizim Haktan'ın yani kardeşimin arabası. Bu aracı kullanmamdaki neden? Vallahi açıkçası hem daha fazla yakıt tasarrufu hem de diğer aracı 15 bin mil yani yaklaşık bir 21-22 bin kilometre civarında bir kilometre yaptık. Dedim ki madem öyle bir ay daha en azından bunu kullanayım biraz daha diğer arabada yakıt kazancı yaparız. Aynı zamanda da arabayı eskimesini engellemiş oluruz. Yani en azından bir ay bir aydır işte mil bakımından onu kullanmayız. Bunu kullanırız. Çünkü o araba belli bir süre mutlaka bizde kalacak da bu araba değişime gidecek. En azından eski arabayı kullanalım diye böyle bir şey düşündüm. Yani gider gelirken bunu kullanalım. Diğer araba da yatsın. Varsa özel bir işimiz, özel bir iş zamanlarında kullanırız. Onun dışında kardeşim Haktan Türkiye'ye gitti. Birçok arkadaş soruyordu aslında bununla alakalı da uzun uzun videolar yapacağız size. Şimdi neyle gitti, hani neyle geldi, neyle gitti, niye hani orada nasıl çalışabildi vesaire bu tarz sorular vardı. Aslında soruların cevabı çok basit. Turist olarak geldi. Burada okul kaydını yaptırdı, bitirdi. Master yapacak, MBA yapacak burada. Ondan sonra Türkiye'ye gitti. Buradaki turist vizesiyle geldiği vizeyi değiştirerek öğrenci vizesine çevirmek için. Neden böyle bir şey yaptı? Burada öğrenci vizesine çevrilmiyor mu? Çevriliyor. Fakat buradaki öğrenci vizesine çevrildiği zaman Türkiye'ye gidiş gelişlerde problem yaşayabilir. O yüzden öğrenci vizesine çevirdi. Yani yaptığımız her şeyi belli bir plan çerçevesinde yapıyoruz arkadaşlar. O da öyle gitti. Tekrardan gelecek. Birçok arkadaş merak ediyor nasıl kalacak. Arkadaşlar çok çeşit düşüncelerimiz var. Bu düşünceleri tabii kalkıp da burada anlatacak değilim. Ama asıl planımız ben kendim şirket olarak sponsor olacağım ona. Fakat sponsorluk için de şirketin belli bir güce gelmesi gerekiyor. Onun o güce gelmesi için şu anda çalışmalar yapıyoruz öyle diyelim. Çalışıyoruz yani. O istediğimiz o güce geldiği zaman doğal olarak sponsor olabileceğim ve niyetim kardeşimi sponsorluk yoluyla burada tutabilmek. Tabii bunların teferruatı, ayrıntıları vesaireleri var. Şimdi birçok arkadaş bana bunları soracaktır. O nasıl, bu nasıl? Birçok arkadaş merak ediyor. Şimdi şöyle bir durum var. Daha başlamadık yapmaya. Şu dakikaya kadar elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalıştım. Eğer bu bilgiyi, yani bu bilgileri daha da netleştirirsek ileride, çünkü bunları ben bir avukat vasıtasıyla yapacağım. O zaman ya şunu yaptım, şöyle oldu, böyle oldu diye de videolar yaparak sizlere net ayrıntısını anlatacağım. Şimdi kalkıp da daha önce yapmadığım bir şey biliyormuş gibi anlatmanın da alemi yok. En azından yaptığım zaman da resmen hani yapmış birinci elden anlatıyor olurum. O yüzden o zamanı beklememiz gerekiyor. Neyse, şimdi gidiyorum. Bugün pazar, günlerden pazar. Şu anda gidiyorum şirkete, arabamı alıp bir yerden
bugün daha doğrusu gece 11'e kadar yükümüz var. Şu andan itibariyle saat 8.30. Gece 11'e kadar yükümüz var. Bugün bayağı bir çalışacağız. Ve gece de eve gelmeyeceğiz. Sabah başka yükümüz olduğundan dolayı. Biraz yoğun olacağız. Ben de gün içerisinde belli bir bölümünü en azından sizlerle beraber paylaşayım istedim. Biraz sohbet edelim. Çünkü geçtiğimiz videolarda genel olarak böyle spesifik özel videolar yaptık. İşte ne bileyim araç tanıttık, araç alışımızı gösterdik. Ne bileyim damperli kamyona gittik. Hani bunların videolarını yaptım. Sohbetten biraz uzak kaldık gibi hissediyorum. Çünkü bu videoların da bendeki en büyük avantajı benim deşarj olmam, yani sohbet etmem. O nedenle bu videoyla da o sohbet özlemimizi giderme gibi bir derdim var. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Ne yapıyorum, ne ediyorum? Onlardan bahsedeceğiz. Mümkün merdiven kendimizi anlatacağız. Aslında bu videonun bir benzerini çekmiştim geçtiğimiz günlerde. Fakat ses problemi yaşadım. Ses problemi yaşadığımızdan dolayı mecbur videoyu kullanmayayım dedim. Yeni bir video yapalım dedim. Hatta dün akşam montajını yapıyordum da vazgeçtim. Neyse, hadi gidelim tırların oraya. Orada görüşeceğiz. Evet dostlar, şimdi şirketin oraya geldik. Yavaş yavaş bu arabayı bırakacağız. Diğer arabayı alacağız, gideceğiz. Hemen arabayı şuraya koydum. Göstereyim hemen. Hemen tam karşıda gördüğünüz gibi bu araba bana ait olan. Kasa boş. Şimdi çalıştıracağız onu. Ardından şu karşıdaki araba da benim diğer yeni aldığım araba. O da şoför böyle koydu. Yani bugün gelecek birkaç saat sonra. O da kendi yüküne gidecek. Böylelikle çalışmaya başlamış olacağız. Benim yüküm sabit. Şimdi diğer arabadan, bu yeni arabadan da bir şey almam lazım. Diğer arabada dolu. Boşaltılmaya gidecek. Böyle yani. Evet, bu araçtan bazı kağıtlar var. Bu kağıtları alacağız. Sonra da yolumuza devam edeceğiz. Göstereyim. Tabii bu arabayla benim araba bir olamaz arkadaşlar, onu da belirtmek lazım. Yani yeni arabayla eski araba arasında dağlar kadar fark var. Onu da buradan belirtelim. Hemen biz kağıdımızı aldık. Şimdi diğer araca gidelim ve yola çıkalım. Geldik. Araç bayağı bir dağınık. İçini bile göstermek istemiyorum. Kendime yakıştıramadım. Evet. Çantamızı da çıkartalım. Yavaş yavaş yola çıkacağız. Ama önce aracı çalıştıralım. Bu araçta da problem var. Araç aşırı derecede hava kaçırıyor. Baktırmam lazım ki önümüzdeki hafta hepsini inşallah yapacağız. Hadi bakalım. Çalıştıralım, ondan sonra buradan yavaş yavaş göç edelim. Yolumuz çok uzun değil aslında. Yaklaşık bir ne kadar diyelim? 2,5 saat, 3 saat diyelim, gideceğiz. 3 saatte geri geleceğiz. Ardından başka yüklerimiz var. Ufak tefek. Ama günümüzü dolduruyor. Bayağı bir dolduruyor yani. Neyse, çalıştıralım. Havalarımız dolsun. Zaten zor doluyoruz. Neyse, ben hazırlanayım. Sonra yolda muhabbete devam edeceğiz arkadaşlar. Evet dostlar, hazır mıyız? Başlıyoruz değil mi güne? Başlayalım o zaman. Bir an önce yola çıkalım. Bugün ne yapacağız? Önce ondan ufaktan bahsedelim. Ben Salem'den çıktım. Şirketteyim. Şirketten çıktım. Boş kasayla çıkıyorum. Fairfield, Pennsylvania'ya gideceğim. Oradan bu boş kasayı dolduracaklar. Bir matbaa. Matbaadan kitapları alacağız. Her zaman ne diyoruz? Kitapsızlara kitapları alacağız, getireceğiz. New Jersey'de bir kitapçı var. Büyük bir kitapçı. Oraya bırakacağız. Aynı kitapçıdan başka bir yük alacağız. Amazon'a gideceğiz. Yaklaşık bir 10-15 mil uzaklıkta bir yer. Tabii bu iki defa olacak. Biri akşam 7'de, biri akşam 11'de. Daha doğrusu gece 11'de diyelim. Böylelikle günü bitirmiş olacağız. Ama yarın sabah tekrardan yüküm olacağından dolayı yarın sabahki yükümü alıp tekrar yoluma devam edeceğim. Ki böylelikle yarın sabahki yükünü hızlı bitirelim. Evimize çabucak dönelim. Derdimiz o. Arkadaşlar şimdi Bansiyeler'den de bahsetmek istiyorum. Şimdi hayattaki gelişmeler, işteki gelişmeler. Şimdi öncelikle şunu bir belirtmek istiyorum. Ya geçtiğimiz haftalarda diyelim, geçtiğimiz aylarda özellikle geçtiğimiz son 1-2 hafta içerisinde hakikaten çok bunaldım. Şundan dolayı bunaldım. İşlerim çok kötü gitmeye başladı. Yani hakikaten
ciddi anlamda işlerim kötü gitmeye başladı. Şimdi bunda birçok işin eleştirisi olacaktır. Çok umurumda değil herkesin görüşü kendisine. Ben çok da böyle onun gözü değdi, bunun gözü değdi muhabbetine çok inanan bir insan değilim. Böyle şeylere inanmam ben. Ama geçtiğimiz haftalardaki birçok olumsuzluk, yani şöyle söyleyeyim, 7 senedir ben tır işi içerisindeyim. İşlerde büyümeye başladı ama çok kötü bir dönem geçirdim. Bu dönü kötü dönemde yani hakikaten bir ara böyle dedim tamam gidiyoruz artık, yani bayağı aşağı gidiyoruz. O kadar uğraştık, bu kadar uğraşmamız neredeyse gidecek. Ha gitse yani hayatı tekrardan sıfırdan başlayacağız, yapacak bir şey yok. Ama ya bir yandan da şunu düşünüyorsun ya, ancak bu kadar emek vermişiz, bu kadar sene harcamışız ve boşa gitmesi çok da işimize gelen bir durum değil tabii ki arkadaşlar. Ve kendi kendime şöyle bir şey düşünmeye başladım, ya arkadaş ben bunları sürekli videolarda gösteriyorum ya, hakikaten insanlar dediği gibi herhalde bir şey var, bir sıkıntı var deyip ya ben en iyisi dedim bu videolarda belli şeyleri ya video yapmayayım ya da belli şeyleri ayıklayayım, çünkü burada bir yanlışlık var. Kendi kendime böyle hissetmeye başladım. Yani kendi kendime açıkçası triplere soktum. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir dönem atlattım. Hala atlatmış değilim. Hala bitmiş değil. İnşallah bu ayı da atlatırsak belki bir dahaki ayda biraz rahatlama dönemimiz olma gibi bir ihtimali var. Şimdi dışarıdan ben her zaman şunu yapmaya çalışıyorum. Hani bu kendi hayatımı gösteriyorum. Bu hayatta nelerden, hangi badirelerden atlattım, hangi badirelerde işte neler yaptım. Ufak tefek bazılarının hiç üstüne bile girmiyorum. Bazılarına dibine kadar anlatmaya çalışıyorum ama genelde tecrübelerimi insanlarla paylaşıyorum. Şimdi doğal olarak bu benim normal hani video hayatıma olumsuz etkisi olmayacak ama kamyonlarla alakalı veya işle alakalı video hayatıma biraz etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü insan ister istemez böyle şeylerden sıkıntı yaşadığı zaman ya ne oluyor? Hani bir yanlış var deyip böyle kendi kendine ürkmeye başlıyor. Ve 7 sene ben bir şekilde uğraşmışım. Tabii ki artılı eksisi. Sonuçta her zaman düz bir grafikle gitmedik ya da yukarı doğru bir grafikle gitmedik. Bazen dibe vurduk. Mesela yine benim videolarımın döneminde sizlerin de rastladığı bir durum. Bir tane arabamı Alex'e kaybettim. Bir ton para ödedim. Paralarım gitti. Ha ben burada hiçbir zaman olumsuz olarak bakmadım. Dediğim gibi bu grafik olarak bakıyorum. Bazen inersin, bazen gerekir. İnmen gerekir ki çıkmayı bilmek için vesaire. Bu tarz şeyler olduğu için böyle hani belli tecrübeler var ama bu geçtiğimiz ayda arkadaş dedim tamam bir sıkıntı, çok büyük bir sıkıntı var ve ben altından kalkamıyorum. Neyse Allah bir şekilde yine yardımcım oldu. Bir şekilde toparlamaya çalıştım. Ama söylemek istediğim işin her zaman hani böyle dışarıdan bakıldığı zaman vay adam işte oradan geldi, bunu yapmış, şuradan şuraya zıpladı vesaire tarzında bakılıyor. Bana sorsanız ben de hep işin aslında çift tarafını, yani her tarafını anlattığımı düşünüyorum. Fakat geri dönüşümlere, feedbacklere baktığım zaman ya bir şeylerin yanlış olduğunu da farkındayım. Çünkü insanların bakış açısına bakıyorsun, sanki her şeyim dört dörtlük gidiyormuş gibi düşünüyorlar. Ya da işte ne bileyim her şeyin toz pembe olduğunu düşünüyorlar. İşte kolay olduğunu düşünüyorlar. Arkadaşlar kesinlikle kolay değil. Bana sorsanız ben bunları videolarda yansıttığımı düşünüyorum kendi kendime ama bir yerde bir yanlış yaptığımı da farkındayım. Geri dönüşlere baktığımız zaman hani aslında her şeyin de böyle mükemmel olduğu görünüyor. Bu da böyle bir durum da yok yani hayatımda. Öyle bir durum olsa zaten zil takıp oynardık. Neyse bunları tabii videolarda anlatamadığımın farkındayım. Öyle görüyorum çünkü. Her şey toz pembe göründüğünü düşünüyorum. Adam mesela Türkiye'den bakıyor işte abi de şu kadar param var. Sana göndersem şu işi yapabilir miyim? Şu arabayı alalım. Buradan ne kadar kar yapıyorsun? Ya böyle bir durum yok. Güzel kardeşim keşke yani. Bir de şu var. Uzaktan davulun sesi hoştur. Bir işin içerisine de gir bakalım. Hakikaten dediğin gibi, hayal ettiğin gibi bir durum var mı bu durumda? Ya da ne bileyim mesela örnek vereceğim bir tane. İsmini vermeyelim. Bir kardeşimiz benim Türkiye'den videolarımı izledi. En son bir gaza geldi. Amerika aşkı falan. Atladı Amerika'ya geldi. Amerika'da hayata başladı ve bir şekilde tır ehliyetini aldı. Onu bir işe yerleştirdik. Aradan bir ay geçti geçmedi. İlk evine geldiğinde döndü geldik. Ben dedi bu işi yapamam. Hayırdır birader niye yapamıyorsun ya? Sana işe ayarladık, bunu yaptık. Yok dedi abiciğim ben dedi bu işi yapamam çünkü ben dedi senin videolarında gördüğün gibi değil, gösterdiğin gibi değilmiş. Dedim ki şimdi tamam bana sorsan ben her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Peki benim gösteremediğim ne var baba? Yok dedi bu çok zor işte bir ay dedi evinden ayrı kalıyorsun, çocuğundan ayrı kalıyorsun. Bu işin kolay olduğunu zaten kimse söylemedi ki. Ama
Ama demeye çalıştığım şey şu. Gerçekten öyle uzaktan bakıldığı gibi kolay olduğunu da düşünmeyin. Öyle bir durum asla yok arkadaşlar. Yani onu belirtmek isterim. Gerçekten şu dönemde, son dönemde o kadar bunaldım ki dedim ki artık video yapmayacağım. Yani kendi kendime triplere girdim. Ulan birinin gözü mü değiyor, ne oluyor falan moduna girdim. Hani hala da buna çok inanan bir insan olmayan birisi olarak bu moda bile girdim kendi kendime. Çünkü işler gerçekten çok kötü gitmeye başladı. Neyse, ufak ufak düzelme çabaları içerisindeyiz. Allah'a şükür. Ah, bir solukta 7 dakika konuşmuşum. Şimdi arkadaşlar yola devam edeceğim. Fırsat buldukça gün içerisinde açacağız. Muhabbete devam edeceğiz. Sizlere bir şeyleri göstermeye çalışacağım. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Yine muhabbet etmeye devam edeceğim. Yeni havadislerim var. Kendimle alakalı, işimle alakalı, sohbetimle alakalı. Bol bol muhabbet etmeye devam edeceğiz. Bu hafta, bugün pazar, dün cumartesiydi. Genelde cuma, cumartesi, pazar bu günlerden birinde video yayınlarım. Yayınlamadım. Bu hafta böyle olsun. Aslında bir videomuz vardı kanalda. Volvo'nun VNL 760 tanıtımını yapmıştım. Onu biliyorsunuz uzun süredir açmadık. O var, duruyor. İnşallah onu da bir ara açacağız. Neyse, gidelim. Gün içerisinde tekrardan görüşeceğiz. Dostlar, geldik, bekledik, yükümüzü aldık. Şimdi geriye dönüşe başlıyoruz. Geriye dönüş. Kapıları da şimdi kapattım. Kağıdı aldım, imzaladım. New Jersey'ye gidiyoruz. İnşallah Philadelphia boylarında, Philadelphia alanında kameraları tekrardan açacağım. Muhabbet ede ede New Jersey'ye gideceğiz. Hadi bakalım. Amerika'nın ilk başkenti ve ben de uzun süre bu şehir merkezinde ki Domino's'ta müdürlük yaptım, çalıştım, pizza dağıttım vesaire, yani uzun süre orada çalıştık. Oradan kurtulduk Allah'a şükür. Allah'a şükür. Onun dışında arkadaşlar, yani bana bunu da soranlar çok fazla. Abi bir daha olsa Amerika'ya da Philadelphia'ya mı gelirdim? Ya da Philadelphia'yı, yani seni bağlayan ne? Beni burada bağlayan hiçbir şey yok. Philadelphia ilk geldiğim için alıştığım bir şehir. Alıştığımdan dolayı sürekli buradayım. Ama yani yukarıda Allah var. Çok mu seviyorum? Yok.
yeri çok güzel. Alt tarafta Washington, Virginia'nın işte bir bölümü yani ana nasıl diyelim başkent. Hemen üst tarafında işte Baltimore, yine işlerin olduğu bir, işlerin yoğun olduğu bir yer, limanı olan bir yer. Karşı tarafta New Jersey, New Jersey'nin üst tarafında New York biliyorsunuz artık dünya ticaretinin artık önde yerlerinden birisi. Üst tarafında Boston, olmak üzere bunların her birisinin ortasında olmasından dolayı benim tercihim olan bir şehir. Yani eğer Amerika'ya gelmeden önce bir araştırma fırsatım olsaydı yine buraya geleceğimi aslında eminim. Ama ben büyük şehirleri Amerika'ya geldikten sonra sevmemeye başladım. Yani bugün ben İstanbul'u çok seven, İstanbul'a aşığı olan bir insanım. Ama şu anda bana sorsanız dünyada en nefret ettiğin şehirler açısından neler var? Bunların içerisinde İstanbul'u da sıralayabilirim. Çünkü insan kalabalığı insanlığı yok etmiş bir durumda. Özellikle bu büyük şehirlerde bu çok fazla yoğun bir biçimde hissediliyor. Buna New York, İstanbul, yani diğer tabii hani Tokyo vesaire belki buralarda dahildir, onu bilmiyorum. Yaşadığım, gördüğüm yerler için söylüyorum. Buna Los Angeles'ı dahil edebilirim. Büyük şehirler insanlığını kaybetmiş. Büyük şehirler yaşanılır gibi görünmüyor. Bundan dolayı da açıkçası hiçbir zaman büyük bir şehirde artık bu saatten sonra yaşama gibi bir kaygım, hevesim yok. Hep kafamda olan bir şey daha sakin, hatta böyle single house diyebileceğim, tek başına yaşayabileceğim bahçeli bir ev. Yani şehirden uzak ama. Ha, uzak derken bu uzak böyle birkaç saatlik değil. Ama böyle işim varsa şehirden arabayla şehire gidebilecek bir pozisyonu da olmayı tercih edebilirim yani. Neyse, o anlamda güzel bir şehirdir. Burası. Sen ne yapayım? Bak beni zorluyor, yol veriyor. Gel benim gel. Gel geç. Şimdi New Jersey'ye gidiyorum. Aslında bugün geç çıktım. Geç çıkma nedenim akşamında. Yani bu akşam yüküm var. Saat bir tanesi 7'de, bir tanesi 11'de. O saatleri 7'de ama 7'de olanın mesela bitiş saati tahminim 9 gibi olur. 11'de olanın da tahminim 12-1 mi? Yani en az belki de 1'de biter. Ondan dolayı doğal olarak hani o saatler aralığında bayağı bir yoğun olacağım. Böylelikle de bu gece artık eve de gidemeyeceğiz. Ama arkadaşlar aslında bunu bu videoda mı söyleyeyim, başka bir videoda mı söyleyeyim, başka videoda bunun daha açılımını yapacağım da bu videoda söyleyelim. Bu aslında şu anda yayınladığım video aslında değerli videolardan birisi olacak. Neden değerli videolardan? İnsanların birçok benim kanalımda hani her ne kadar ben desem ki ya ben hayır tır vlogcusu değilim, kendi hayatımın videolarını yapan bir insanım. Beni aslında böyle kabul etmeyen, tır vlogcusu gibi gören çok da çok sevdiğim arkadaşımız var. Şimdi durum böyleyken şunu da söylemek gerekiyor. Yani benim takipçilerimin birçoğu beni bu anlamda takip ediyor. Ama yakın zamanda anlaşılıyor, öyle görünüyor ki öyle yapmak zorunlu artık gelmeye başladı ister istemez. Şöyle bir durum oluyor. İster istemez ben artık uzun yol bırakmıştım. Şimdi tırı da bırakmak zorunda kalacağım gibi bir durum oluyor. Şu anda planını yapıyoruz. Daha netleşmedi derken aslında netleşti de yapmam gereken şeyler var. Yapmam gereken şeylerden kasıt. Bu araçta bazı durumlar var. Onları halledeceğim. Sonra bu aracı da arkadaşlar bir şoför aldım. Bu aracı da şoföre vereceğiz. Yani böylelikle tırlardan tamamıyla uzak kalacağım için tamamıyla kastım şu. Eğer acil bir durum olursa yedekte olacağım ben. Ben bineceğim arabaya ama onun dışında çok da fazla arabanın üzerine binip böyle yollara gidebilecek gibi durumum olmayacak. Olacak, hiç mi olmayacak? Hayır, olacak ama çok yoğun bir biçimde olmayacak. O yüzden bu video hani böyle yol videolarını seven arkadaşlar için önemli bir video olduğunu da söylemek isterim. Çünkü çok da fazla artık eskisi gibi böyle yoğunlukta videolar ister istemez gelemeyecek. Bundan çok hoşnut muyum? Valla videolar bağlamında evet, ben hani baktığınız zaman beni bu tarz izleyen insanlara göre ben de hoşnut değilim. Sonuçta insanlar bu tarz videoları daha fazla seviyor. Ama yapacak bir şey yok. Ben yine video yapmaya devam edeceğim. Buradan o da anlaşılmasın. Yani sanki videoyu yapmayı bırakacakmışım gibi de düşünülmesini istemem. Çünkü dediğim gibi ben hayatımın videolarını yapıyorum. Bundan sonra da video yapmaya devam edeceğiz. Format değişecek. Başka şeyler koyacağız. Çıkartacağız vesaire. Ama video yapma elimden geldiğince devam etmek istiyorum. Tabii ki insanların özellikle beni takip eden o tır vlogunu seven arkadaşların istediği videolar artık daha az gelecek gibi görünüyor dostlar. Onu da buradan söyleyelim. Neyse, Philadelphia'yı geçip orada tam karşımda bir köprü var. Bu köprü de böyle kendi kendine tabii ki benzemiyor ama
Boğaz Köprüsü'ne benzetiyorum. Ortada bir nehir, o Delaware River deniyor o nehire. Nehrin bir tarafı Philadelphia, diğer tarafı da Camden. Tabii eyalet olarak bakarsak diğer taraf New Jersey, bu tarafta Pennsylvania arkadaşlar. Hemen nehri görüyorsunuz. Tabii biraz sonra ben de köprüden geçeceğim. Pennsylvania'dan New Jersey'ye geçmiş bulunacağız. Neyse, videonun devamı gelecek arkadaşlar. Daha bitirmedik. videonun devamında görüşürüz. Dostlar, günü bitirdik derken aslında bitmedi, daha sadece bu yük bitti. Şöyle göstereceğim size, iki tane daha ayrı yüküm var. Birisi akşam saat 7'de, birisi akşam saat 11'de. Bunları da yapacağız, sonrasında işimiz bitiyor. Bitiyor derken sadece bugün bitiyor. Bunların herhalde bitmesi gece 1-2'yi bulur. Sonra sabah başka bir yüküm var, onu alacağım. 2,5-3 saatlik bir yolumuz olacak. Sabah 7'de onu yetiştirmem lazım. Ardından başka bir yük alıp tekrardan buraya geri geleceğim. Yani böyle değişik bir durum olacak benim için. Ama olsun, güzel oluyor. Çalıştığım zaman hani rahat ediyorum. Gerçekten psikolojikman rahat ediyorum. Neyse, bu videoyu burada son veriyorum arkadaşlar. Bugünü beraber sohbet muhabbetle geçirdik. İnşallah başka videolarla yine karşınızda olacağız. Sorularınız ve görüşleriniz varsa alt tarafa yazın. Özellikle sorularınızı alabilirim. Çünkü sorularda tek tek artık videolar yaptığım zaman değerlendirmek istiyorum. Osuruk gibi ya. Taşımıyor seni be. Ay. Taşımıyor. Zorlan biniyor motora. Motora işkence. Neyse, videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Saygılar, sevgiler, hayallerinizi kovalamaya sonuna kadar devam. Beğendiyseniz like ve yorumları yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, tüttürakla kalın. Bay bay.